Devrimi sokarken neye dikkat etmeliyiz abi? Rahat çalışmak için. Rahat çalışmak için. Sökeceksin radyatörü, işine bakacaksın. Havuzlar bombocuma. Çalış. Nasıl? İstediğin gibi çalış. Evet. Bak dağılmış, gördün mü? Evet. 3 civatı da çıkıyor. Kayış sistemi çıkıyor. Ama bunlar çıkıyor. Sustan hadi versin oradan. Belli zaten. Şarj dinamosundan gevşetiyor kayışı. Gevşetiyor. Şu mesafeden kayışın gerginliğini azaltacak, kayışı çıkartacak. Olur. Evet. Ses yok zaten. Kayış da değişecek. Kayış da mı? Evet. Kayış da gidik. Bana 10 uzun lokma çırcır. Selex mi zor, düz motor mu zor? Hangi civata sökülmezse o zor. Vallahi bilmiyorum usta. Bir sene oluyor ben bunu alalım. Hiç bilmiyorum yani. Egzozda ne var? Ya bir ötme var böyle. Egzozda. Evet. Bana 11-13 lokma lazım. Trigger kayış. Evet, ne zaman değiştim? Ben de bilmiyorum bunu. Bilmiyorsun. Aynen. Evet. Tamam, ses de belli zaten. Trigger kayışına mı bakacağım? Evet. Trigger iyi ya. Trigger iyi. Trigger kayışında bir problem yok dedi. Trigger ne zaman değişti? Valla ben bunu alabilsem oldu artık. Bir değişti mi? Yok, değişti. Trigger şu an iyi gözüküyor. İyi mi gözüküyor? Tamam, iyiyse çarpma onu. Sıkıntı yok Trigger'de. Sen ki. Değişti. Ben de para çok değiştirildi diyorsan değişti. Sıkıntı yok. O yüzden Şahin'e biliyoruz. Eyvallah. Tamamlandı. Müşterinin kendi antivizi varmış. Kendisi evde antivizi koyacakmış. Harici olarak devirden değiştiğinde antivizi koysanız bile bir problem çıkmadı arkadaşlar. Başka bir yerde sıkıntı olmadığı sürece. Araçta antiviz olması her zaman iyi, yaz kış. Antivizin şöyle de bir artısı var. Radyatör kapağını açtığınızda basınç varsa birden su patladı mesela, suratınıza geldi. Su iz bırakır, antiviz iz bırakmaz. Sadece yakar, bir sürü acı çekersiniz. Yok, kabarma var mı bile yapmıyor. Kabarma bile yapmıyor. Tabii, Erkan abim, yani. Erkan abim başına gelmiş daha önce. Ondan dolayı kayış da değişiyor.
Evet, şu anda arabanın sorunları giderildi. Müşterimize teslim ediyoruz. Araba tamam.